Seni bağladım başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gırgır şamatası kalaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da zatrat kolay mı? Adını da yazdım alnıma, tövbeler olsun tövbeler. Bana varmazsan eğer, Allah seni taş eder, bu beder bu beder düşmanına. Bana varırsan eğer, kavli karar kader, tacı derim başıma yüz yaşına. Kapıyı kırarlar. Gecenin köründeki bu densiz bey. Açsanıza kapıyı. Korktum şimdi. Kapıya sen baksana Fatoş. Açın dedi. Saçmalama be. Ne korkarsın? Ya bu evin erkeği sen değil misin ya? Yürü hadi beraber bakalım. Açsanıza hadi yürü. Kapıyı. Yürü. Düş önüme hadi. Yürü düş. Hadi yürü be. Açsanıza. Ay bismillah. Ay kız Hanife abla, ne işin var senin burada be? Gecenin köründe ne oldu yine? Çok önemli bir mevzu vardır. Pembeyle konuşmam lazım. Hayda. Nesin Hanife abla ya? Ya gece gece ne konuşacaksın? Allah'ın günü torbaya mı girdi ya? Yarın sabah gel. Ay, çok önemlidir. Yarın sabah gelemem. Hmm. Çok önemliyse ablamı özel diplomatik kırmızı telefondan arayacağım. Naş! Ben seni bilirim önemli konuşmanı. Sen gene sultana zengin koca buldun değil mi? Kız Hanife, sinek gibi küçüksün ama mide bulandırırsın ha. Hadi, hadi naş gidelim, hadi. Aman be, sizle mi uğraşacağım be? Koş lan koş! Tut şunu Fatoş! Pembe, pembe! Kız pembe! Pembe! Bismillah be! Ne oluyor? Yatağa ufak bir şey sıçradı. Aman be! Sen misin Hanife? Ne vardır? Hanife'dir abla. Kız Hanife, Allah seni kahretmesin. Gecenin bu saatinde ne işin var yatağımda? Sabaha bekleyemedim pembe. Uyku da tutmadı. Gidip pembeyle konuşayım en iyisi dedim. Neyi konuşacaksın kız bu saatte benimle? Kız pembe, he. Çok hayırlı bir kısmet buldum sultana. Dedim ben değil mi? Yürü. Yürü. Hadi gidelim. Allah seni kahretmesin. Şuraya bak. Gecenin saat 3'ü olmuş. Artık'ın 24 saat hizmet vermeye mi başladın nöbetçi çöp çatal? Ay ya sabah gelecektim ama gözüm uyku girmedi. Bu kısmet kaçmamalı pembe. Uykum var. Ya pembe ama damat adayının marketler zinciri var pembe. Anam. Zincirli baba türbesine atak adamıştım. Anne, bak görüyor musun adam tuttu. Marketler zinciri olan adam çıktı sultanımın karşısına. Allah'ıma şükürler olsun. Anlat sen. Anlat anlat. Ha, ne varmış canım benim? Anlat. Ay neleri var neleri. Yani anlatmakla bitmez. Böyle siteleri var. Apartmanları var. Anam kuyumcu dükkanları var. Ay neleri var neleri bende. Neleri var. Kızım, müjdeler olsun. Sana hayırlı bir haber vermeye geldim. Ay yoksa bu hafta sayısal lotoda çıkacak şanslı rakamları mı vereceksin? Aksakallı dedi. Yok kızım, o değil. Ha, o zaman altılı ganyanda kazanacak atların adlarını söyleyeceksin, değil mi? Yok, o da değil. Hmm,
çıkacak talihli numarayı söyleyeceksin o zaman. Kızım, aksakallı dedeyim ben. Bilet gişesi değil. Tövbe tövbe. Ben sana başka bir haber vereceğim. Ne haberi vereceksin aksakallı dedi. Evladım, sonunda rüyalarınız gerçek olacak. Ay yoksa kilo mu vereceğim? Yok kızım, o pek mümkün değil de öteki rüyalarınız gerçek olacak. Pembe Sultan'ı Ferhat'a verecek. Ay doğru mu dersin aksakallı dedim? Uyanır uyanmaz varın gidin Pembe'nin evine. Sultan'ı isteyin. Pembe bu sefer kızı kesin verecek. Ya işte be aksakallı dedim. Derhal gideriz biz. Ay ne güzel rüyaydı be. Muharrem, Muharrem kalk. Kalk kalk Muharrem kalk mutlaka kalk. Bismillah. Ne olur be Pembek işte. Ya herkes uyansın. Kalk be Sultan'ı istemeye gideriz. Haydi haydi. Allah Allah. Ana, ana, ana kalk kalk. Aa ne oldu bak, kız? Allah baba sonunda yüzümüze güldü be. Dualarımızı kabul etti. Aa ne oldu? Pembe öldü mü yoksa? Yok, o dualarımızı değil, daha öteki dualarımızı kabul etti. Ne olur be hala. Sabah sabah saati çeşirmiş deli orozlar gibi ne ötersin? Ya müjde Ferhat, müjde. Pembe Sultan'ı verecek sonunda be. Ha, yok ya, rüyanda görürsün. Heh, ben de rüyamda gördüm zaten. Aksakallı dede girdi rüyama, o söyledi. Debe. Ha, yeminle. Dedi ki, kızım sizlere müjdeler olsun. Pembe nihayet yola gelecek, kızı verecek dedi. Sabah sabah kalkar kalkmaz gidip Sultan'ı Ferhat'a isteyin. Öyle mi dedi? Ya saçmalama bağla. Ya rüyayla olur mu hiç bu işler ya? Aa, dilinde değile bak. Olur mu be Ferhat? Aksakallı dede girmiş rüyasına nasıl inanmazsın? Aksakallı dede söylediyse kesin olur torunum. Tabii. Mü? Olur. Belkıs. Şuraya bak be. Mutfakta olabildiği sanki depo mübarek. Bu tava nereden çıktı lan Fatoş? Aa bu tava bizim değil ki. Bizim böyle tavamız yok ki. Bizim değilse bizde ne iş var be? Kız hala! Pembe abla! Ne var kız? Ama delirmiş mandalar gibi ne yırtınırsın sabah sabah. Kız ana, bu tava nereden çıktı? Dolabın en dibine koymuşsun. Hı. Anam o tava bizde miymiş kız? Hı. Kız ben de o tavayı arar dururdum. Be menekşenin tavasıdır o. İsteyip dururdu kaç zamandır. Dur ben şunu arayayım da gelip alsın tavasını. İyi ara hadi. Ya saçmalamayın be. Yani şimdi alım rüyasında aksakallı dede gördü diye Pembe abla sultanı bana vermeye razı olacak öyle mi? Niye olmasın be Ferhat? Ya siz var ya programlarından çok etkilenmişsiniz enişte. Ya problemleri rüyanda aksakallı dede görerek çözemezsiniz ya. Hmm. Alo? Kız uynak. Pembe ben. Günaydın Pembe. Nasılsınız inşallah? Kız Pembe. Yalakalığı bırak. Bana bak uynak. O şey vardı ya hani isteyip dururdunuz. Tamam canım hadi gelin alın onu artık. Başınız güye ersin haydi canım. Aa hala enişte koş koş. Hala kendine gel. Hala kendine gel. Benekşe buldu benekşe. Hala hala kendine. Muharrem Muharrem. Aksakallı dedenin dedikleri çıktı birebir. Çıktı mı? Ha, Pembe isteyip duruyordunuz. Artık tamamdır gelin alın dedi. Ne tamam neyi alın dedi ya? Ya anlasana be Ferhat. Pembe sultanı sana verir. Ben sultanı verir. Bak bir de inanmazsın Ferhat. Mübarek dede ne dediyse hepsi aynen çıktı. Ben dedim size çıkar diye. Çıktı nene çıktı. Ali abi Ali abi. Ne oldu Aliş? Müjde abi müjde. Ben baba sultanım bu ya. Müminin. Olamaz. Oho. Ciddi misin oğlum? Yemin abi. Pembe abla direkt şahlama telefon atmış. Çok istediniz. Gel alış sultanı demiş. Allah. Desenize sevenler kavuşuyor şipşak. Abimler istemeye gitti abi. Yürüyün abi. Bu mutlu gününde Ferhat kardeşimiz yalnız bırakmayalım. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. 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 Gelin gelin. Yürü koş koş. Bu tarafta. Yürüyoruz be oğlum. Aa, ne oldu be bitir. Deri danalar gibi nereye koşuyorsun? Abla Pembe Sultan'ı Ferhat'a veriyormuş. Ne diyorsun sen ya? Değil mi? Tabii. Bir rüyasında görmüş. Aksakallı bir pir ifade girmiş rüyasına. Bu iş artık olacak demiş. Gördün mü Allah Allah. Uyanır uyanmaz Pembe abla aramış. Gelin alın kızı demiş ya.
Ay Allah'ın işine bak sen bir. Olmaz denilen oldu abla. Mevzuya yukarıdan el konuldu artık. Bu iş bitmiştir. Koşun. Hadi hadi koşun hadi. Koşun. Hadi koşun. Hadi. Kız Anife, anam söyle görücülere, kız gecikmesinler ha, fazla hemen gelsinler, tamam mı canım? Bu defa olacak değil mi Ferhat kardeş? Abi ne zaman olmadı ki be, ayıp ediyorsun be. Hiç merak etme, fıstık gibi olacak. Olacak olacak. Ferhat! Abi! Ferhat koş, koş. Abi. Durun. Tebrik ederim aslanım be. Duyar duymaz koştuk geldik valla. Sağ ol abi be, işte yüzdük kuyruğuna geldik be. Gözün aydın Ferhat'cığım, inanır mısın ben evlensem bu kadar sevinmezdim. Sen evlensen emin ol kimse sevinmezdi Ethem'cim. Ferhat'cığım tebrikler. Ya aksakallı dede söylemiş abi o işin olacağını öyle mi? Hı-hı. Aynen öyle Rıza'cığım. Rüyama girdi. Uyanır uyanmaz gidin sultanı isteyin dedi. O zaman ne duruyoruz abi? Tokmak çal çal çal. Kız anam, bir müzik sesleri geliyor dışarıdan şimdi ya. Biri evleniyor herhalde. Durma git hemen söyle anam sen. Kız anam ne olur bir dışarıda. Böyle bir çalgı sesleri falan gelir. Bilmiyorum ki kızım. Ben de ona bakacaktım. Biri mi evleniyor acaba? Kız hadi gel gidip bakalım anam. Gel, gel bakalım. Kızım gel. Her şey tamamdır Pembe abla. Ne tamam? Ne oluyor? Aa, damat, gelin arabası, orkestra, dansözler, nikah memuru, şahitler. Oo, hepsi tamamdır. Bir tek gelin eksik. Aa, sen sultanı verince o da tamam olacak inşallah Pembe. Ya inşallah. Ne diyorsun cicim? Yes mi? Her şey tamamdır Pembe abla. Her ayın 9'u, 19'u, 29'u, 39'u geliyorsunuz, kızı istiyorsunuz. Bu milli piyango mudur? Ne yapalım be Pembe abla ya? Umut dünyası işte. Büyük ikramiye çıkar diye geliyoruz. Avcunuzu yalayın canım. Amortu bile çıkmaydı. Haydi yalla hadi. Hadi başka kapıya. Hadi. Allah Allah. Ne olur be. Hani Pembe Sultan'ı verecekti ya. Verecek miydim? Siz iyi misiniz? Hiç güleceğim yok. Sen bana telefonda o kadar istediniz. Artık gelin alın. Bu sefer vereceğim demedin mi? He. Demişsin Pembe abla, inkar etme ya. Ha? Hiç güleceğim yoktu kız. Oynak. Allah seni ne yapmaz. Her altı yanlış anlamışsın ha. Yanlış mı anlamış? Ne yanlışı be, uydurma. Kız, ben gelin vereceğim derken sultanı değil anam. Davayı kastettim. Davayı mı? Ne? Ne tavası ya? Davayı tabii kız. Kız Fatoş. Getir şu menekşelerin tavasını kız. Fatoş! Sizin tavanız anam bizde kalmıştı. İsteyip dururdun. Bulunca telefon ettim, dedim ki gelin alın. Şimdi her şey bir yanlış anlama mı yani? Ne haber Ferhat? Yaladın mı avcunu koçum? Senin var ya. tamam. Hani aksakallı dede olacak demişti bu iş? Olacaktı da. Yine su koyuverdi. Telefonda ayrı konuşur, burada ayrı konuşur be. Püf senin suratına be. Hadi kız Fatoş. Fatoş! Bu tavayı senin eline verecektim ama kısmet kafana vurmamış. Ayıptır komiserim ya. Ben görmedim böyle bir şey. Şu yerlerden şikayetçime. Bırak sesi şopar be. Doğru konuş. Biz anlı İspanyol romanıyızdır yani. Can! Sizden roman değil fotoğraman bile olmaz be. Ben Pembe ablından şikayetçiyim komiserim. Gelin sultanı vereceğim dedi. Tavayı verdi komiserim. Susun! Ay! Elif delirdi. Sus. Teker teker anlatın. Ben anlatayım komiserim. Şimdi gece menekşe alan bir rüya görmüş. Rüyasında aksakallı böyle nur yüzlü bir dede gelmiş. Aksakallı dede mi? Aynen komiserim. Dede dedi ki Pembe yola geldi. Sabah kalkar kalkmaz gidin sultanı isteyin. Bu sefer kesin verecek dedi. Anam o aksakallı dede bunamış komiserim. Ne dediğini bilmiyordur yani. Sus be kadın. Devam edin. Merak ettim şimdi. Şimdi sabah da menekşe rüyayı bize anlat. Biz de gidelim mi gitmeyelim mi diye böyle aramızda konuşurken bir telefon zırr. Alo. Kız saçmalama. Anam hakikaten de ben şimdi telefon çalıyor zannettim. Yani öyle oldu. Kim aradı merak ettim ya. Ya kim olacak Pembe? Ben... Sabah niye aradın be kadın?
Menekşe'nin anam tavasını buldum. Bizde kalmıştı. Dedim sen bunu çok istiyordun dedim. Artıkın gel al dedim. Sikom senin pembe lafı biraz yuvarlak söyleyince. Biz de lafı biraz tersinden anlayınca. Ya pembe tavayı değil de sultana vereceğini düşünüp doğru kız istemeye gidince. Orada da kızılca kıyamet koptu tabii ha. Tebrik ediyorum vallahi iyi tahmin ettin anam. Sen kulaklarını koparıp ellerini verdik bu sülale. Tamam. Olay bir yanlış anlamadan kaynaklandığı için bu sefer sizi affediyorum. Basın gidin. Bir daha da kız isteme meselesinden karşıma gelmeyin. Hadi bakayım. Sen hiç merak etme. Artık'ın kız istemekten gelmiyoruz. Çünkü Artık'ın sultanımı zengin bir kocayla evlendiriyorum. Aa, evleniyor mu? Ne? Zengin koca mı? Kızım, bundan niye benim haberim yok? Sana sürpriz yapayım dedim. Kızım zincirleri var. Vallahi market zincirleri hem de. Ne oldu? Orta yerinizden çatır çatır çatladınız değil mi pis fukara? Olamaz ya, sultan evlenemez, evlendirtmem ya. Bal gibi de evlenir. Ceviz içi bakla, o hırsından çatla. Ay! Bırakın kadını. Kesin kavgayı. Utanmazlar. Artık benim önümde de kavga ediyorsunuz. Salih çıkar bunları dışarı. Benim tansiyon ilacımı getir. Nasıl evlendiniz? Hayır, hayır, hayır. Bize sorun insanı. Selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Menekşe, ben aksakallı dede. Pembe bu sefer kızı verecek. Ferhat Sultan'ı istemeye gitsin. Nasıl hareket? Bırak şunu, ulaşmasın bu aşağıya. Ya. Ne o? Kızdın mı aslanım? Sultanı almayı ancak rüyanda görürsün sen. Lan akordu bozuktur Melek. Ben şimdi seni akord etmez miyim lan? Dur lan buraya. Çık lan sen. Geberteceğim seni ha. Sen kimle dalga geçiyorsun lan? Ha? Al abi al. Durun be abi. Hiç merak etmeyin abi. Rüstem arkadaşımız Artık'ın bundan sonra sadece bana karşı değil, hiç kimseye karşı hata yapamayacak. Erkekse hata yapsın. Heh, bu benim telefon numaram. Hata yaptığına dair bir hata gelsin, keserim onu vallahi. Tamam Ferhat abi. Hata yapmayacağım söz. Aferin sana Rüstemciğim. Bundan sonra aha bu tabelayla dolaşacaksın, tamam mı? Tamam abi. Nuri gel oğlum buraya. Geldim abi. Al bak ustanı bakayım. Hadi. Geçmiş olsun usta. Hadi. Ne matlak adamsın. Neyse size doyum olmaz ama ben kaçıp taksiye çıkmam lazım. Hadi eyvallah. Haydi haydi haydi. Haydi. Şimdi unutmayın ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Düğünlerimiz tam bir tören havasında karşılıyoruz. Tamam ablacığım. Şimdi son bir defa prova yapıyoruz anam. İyi dinleyin. Dünürler arabadan indi inecek. Ne yapıyoruz kız Ayşe? Koşup dünürlere çiçekleri vereceğim anne. Güzel, güzel. Fatoş sen ne yapıyordun? Ben de tören müziği çalacağım Pembe abla. Bas bakayım. Kapat. Sen Selin. Abla ben de evimizin altın anahtarını, daha doğrusu altın suyuna batırılmış anahtarını damada vereceğim abla. Nasıl ediyorsun? Buyurun. Budur. İşte. Kız Pembe abla, ha. Yanlış anlama ama sanki biz biraz abartmıyor muyuz bu meseleyi ha? Kızım ne abartması? Bu kadar zengin insanlara azdır böyle karşılama. Top bulsaydım eğer, 21 pare top atışı yaptıracaktım fakat bulamadım. Bir dahaki seferi inşallah onu da yapacağım. Geliyorlar anne, geliyorlar. Herkes mıntıkasına, herkes mıntıkasına. Azrul! Kenardan kenardan alıya basma. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kenardan hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Hoş bulduk. Ne oluyor Hanife abla? Bilmem ki. Hoş geldiniz. Fatoş düğmeye bas radyonun. Bastım Pembe abla. Zeynep hazır mısın? Karım içeri ulan. Hazırım abla. Yürü yürü yürü. Anahtara bakma ulan, önüne bak ha. İşte budur. Git la dur. Evimizin altın anahtarını takdim ediyorum. Al. Al oğlum al. Şu andan itibaren sultanın nişanlısı sayılırsın.
Ne zaman istersen evimize rahat girip çıkman için o anahtar. Al! Sağ dön! İnşallah anam sizler için hazırlattığım karşılama törenini sevmişsinizdir. Evet, tabii tabii sevdik. Zahmet olmuş size de. Ne zahmeti oğul? Sizin gibi zengin ama yani güzel insanlara az bile. Buyurun anam. Görüşmeleri açalım, başlatalım. Sola, dön! İyi anam. Daha nasılsınız? Zincirler nasıldır inşallah? İyi midir oğlum? Zincir mi? Ne zinciri? Market zincirleri oğlum. Yani nasıl işliyor? İyi sipali getiriyor mu yani sipaliyi? Sipali? Anlamıyor. Anlasana oğlum. Yani mani demek mani. Çaktın mı? Mani? Yani yeşil. Ha. Yeşil mi? Anlamadı anam bu. Ulan, ulan oğlum kapik kapik. Ha tamam, para diyorsunuz. Ama nihayet. Türkçe biliyor mu anam? Bu ne bilmiyorum. Çok şükür. Market iyi kazandırıyor. Yani bize yetiyor işte. Çok şükür oğlum. Şu iş bir olsun inşallah anam. Bize de yetecek gerçekten. Hepimize yeter değil mi Hanife? Hı hı. Baba hadi işte artık. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Malum anam, malum. Siz kız istemeye geldiniz. Biz de sizi Avrupa Birliği müzakereleri için zaten beklemiyorduk değil mi? İlahi, abla. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız sultanı oğlumuza istiyoruz. Ne demişler anam? Parayı veren düdüğü çalar. Serbest piyasa ekonomisidir bu. Başlık parasını ver kızı al. Başlık parası mı? Ne kadar? 75 milyar kadar oluyor. 75 milyar mı? Yani 75 milyar biraz fazla değil mi Pembe abla? Anam bak, bir ay önce gelseydiniz seri sonu indirimi vardı. 50 milyara kadar düşürdük kızı. Ama şimdi yani tam sezonudur ha. 75'ten de kuruş aşağı olmuyor. Kusura yani değil mi canım? O da sizin güzel hatırınız için. Son fiyat. Son fiyat mı? Bak oğlum, sen de esnaf adamsındır ha. Halden anlarsın. İnanır mısın? Vallahi bak, bu kızın bana gelişi bu fiyattır zaten. Aşağısı kurtarmıyor anam. Öyle öyle. Tamam baba. Ben sultanı gördüm, çok beğendim. Yani başlığı veriyoruz. Kabul ediyoruz. Öyleyse hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ver elini oğlum, ver. Veren memnun, alan memnun anacığım. Kızım, yazıklar olsun sana be. Kendi öz evladını mal gibi satarsın be. Nasıl kıyarsın kız bana? Hiç mi yüreğin sızlamaz be? Kızım dur. Bir çuval zinciri berbat etme. Bir çuval marketler zinciri heba olacak. Sultan istemiyor mu bu evliliği? İstemez olur mu oğlum? Sen ona bakma. O öyle naz yapar ki kendini ağırda satıyor. Yani fiyatı yükselsin diye. O ne anasının gözüdür Pembe'nin kızı. Bizim sultan çok uyanık kızdır. Bildiğin gibi değil. Bu işte tatlıya bağlandığına göre o zaman bize müsaade. Anam müsaade sizin. Siz parayı hazırlayın, ben de sultana hazırlayayım. En kısa zamanda bu izdivaç olsun anam. Yalnız tabii başlık için biraz kapora vermeniz lazım. Kapora mı? Tabii. Artık başlıklar kaporasız olmuyor. Ya vazgeçerse? Ha? Ne olur o zaman? Ben zarar ederim oğlum. Değil mi? Sökül anam sen, ver bakayım. Ver. Ver. Ha, onu da ver oğlum. Ver. Ben yol göstereyim. Sağ dön. Buyurun. Korkma kız. Yüzüğünü senindir ha. Sultan, ne oldu Şahin'e? Niye ağlıyorsun? Buraya kadar Ferhat. Al mektupların resimlerini ve beni unut. Sultan, ne oldu ya? Bilmeden bir kabahat mı işledim? Niye unutayım seni? Beni unut Ferhat. Kendine helal süt emmiş bir kız bul. Evlen, çoluğa çocuğa karış. Unut beni. Sultan diye biri hiç yaşamadı farz ettim.
Ne diyorsun sen Şahane? Ben sensiz ne yaparım? Benim hayatım senin varlığından anlam kazanır be. Sen söyleyeyim daha iyi ya. Lan Ferhat bitti artık ya. Niye anlamazsın? Anam beni mal gibi sattı. Ya 75 milyara sattı be. Demek anam verdi seni ha? Verdi Ferhat. Öteden beri seni zengin kocaya vereceğim. Derdi derdi derdi. Sonu da verdi işte. Ya Marmara çırası gibi yaktı beni ya. İkimiz de yaktı Sultan. İkimiz de. Ya sen benim için sefil olma be Ferhat. Daryan gibi delikansın. Git, evlen. Kendine bir aile kur ya. Oldu. Başka? Kızım olursa adını da Sultan koyayım mı? Ya kendine gel Sultan ya. Hiçbir şeyin bitmiş değil. Bak, biz ikimiz el ele verip Pembe ablaya ganç koyarsak... Pembe abla değil seni, kılını bile kimseye veremez Sultan ya. Rüya görme be Ferhat. Anamdan başa çıkamayız, bilmez misin? Seni başkasına vermesine müsaade etmem Sultan. Gerekirse bu uğurda ikimiz de ölürüz. Ama gene de seni başkasına vermesine müsaade etmem. Ne yapacağız, intihar mı edeceğiz? Yok Şahane. Pembe ablayı yola getirmek için açlık grevi yapacağız. Ne? Açlık grevi mi? Evet. Ah, açlık grevi yapacağız. Ne olmuş? Bah. Ne yazıyor orada? Aşkımız için açlık grevi yazıyor. Aa. Yazık mı çocuklar? Bah. Ne oluyor burada? Aşık grevi yapıyorlarmış. Üstüme iyilik sağlık. Sultan, Ferhat ne yaparsınız siz burada? Bak da gör marifetim Hanife abla. Senin başımıza sardığın beladan kurtulmak için açlık grevi yaparız. Açlık grevi mi? Açlık grevi ya. Ben mal da Sultan'ı o zengin herife vermekten vazgeçene kadar da devam edecek grevimiz, tamam mı? Bu uğurda ölümü göze aldım. Vay anam, toprak başıma. Gördün mü başımıza gelenleri? Aşkımız için açlık grevi yapıyoruz. Ayşe, hadi koş bizimkiler haber ver. Koş. Pembe! Aa, ne vuruyorsun abla ya? Ah! Pembe! Gene kapı be. Anam pembe. İpini koparan kapıya pembe. Geliyor be. Hadi yürüyün ha, hadi. Pembe. Geldim. Pembe! Kız, insan özeti. Sen gene mi geldin? Hayırdır ne var kız gene? Kız Pembe sorma başımıza gelenleri. Vah başımıza gelenler vah. Anam ne geldi başına? İyi bakayım kız kafana. Kız hiçbir şey gelmemiş kafana. Kız gene kafan aynı bizim bildiğimiz. Dalga geçme Pembe. Ha. Biz öldük bacım öldük. Mahvolduk. Ne olur abla? Ne olur bir? Anam bu ekonomik karcı bir konuşsa anlayacağım ama... ağzında lafı fırıldak gibi döndürüp duruyor. Ne var Pembe. Anam? Sultan'la Ferhat sahilde açlık grevine başlamışlar. Ne? Aşkımız için ölmek var, dönmek yok derler. Kız sen ne dersin Hanife? Doğru mu dersin kız? Yeminle doğru derim Pembe. Bütün mahalle başlarına toplanmış. Ana! Abimle Sultan abla oturmuşlar, açlık grevi yaparlar. Ne? Açlık grevi mi? Ne dersiniz siz be? Mahallenin parkına oturmuşlar. Ellerinde yazılar var. Ya canımıza kıçacağız diyorlar. Allah! Ne? Allah! Haydi haydi yürü. Koşana koş. Yürü koşun beni oraya götürün. Haydi koş. Sultan nerede? Dur abi. Abi! Abi Sultan! Kızım, Sultan. Kız bu pankartlar ne kız? Allah korusun ana. Anarşik mi oldu? Ne anarşi be? Okuman var, yazman var. Oku işte. Ferhat! Ferhat! Ferhat, ne yaptın be Ferhat'ım be yeğenim be? Ya, ay, kız ağlama! Ağlama be Allah, doğru olanı yaptık. Aşkımız için açlık grevi. Evet. Kızım delirme beni, açlık grevi. Haydi kalk eve gideriz kalk kız. Ya. Evde yaparsın diyetini. Maksat kilo vermekse kızım buralarda ne sürünürsün? Ya bırak ana gelmem ya. Ay! Niye kalkmıyor anam bu? Nereye yapıştık kız? Kendileri birbirlerini zincirlemişler abla. Kızı Allah sana akıl fikir versin. Yani sen koskoca market zincirlerini kabul etmiyorsun. Daha bu paslı zincirleri mi kabul ediyorsun? Tüh, aferin sana işte kafam bu kadar çalışıyor. Mutlu musun artık Füzala be? Sonunda yandın çocukları be. Mutlu musun artık Füzala be? Abiler.
Duydunuz mu haberi ya? Ne oldu be? Abi Sultan'la Ferhat açlık grevine başlamış ya. Ne yapmışlar, ne yapmışlar? Açlık grevine başlamışlar. Açlık grevi mi? Fabrika işçisi mi bunlar? Ne açlık grevi ya? Kafan iyi mi oğlum senin? Abi yemin ediyorum ya. Şimdi Pembe abla Sultan'ın zengin birine verdi. Onlar da protesto için açlık grevine başlamışlar ya. Bütün mahallede başlarına toplanmış ya. Abi yürüyün ya, yürüyün abi, ya. Abi. Koş, koşun ya. Ya. Bir dakika. Sultan'la kavuşmamıza izin vereceksin Pembe abla. İzin vermezsen ikimiz de ölene kadar bu greve devam edeceğiz. Güzel kızım, sen uyma şu çulsuza. Bu zaten her zaman, her zaman açlığa dayanıklıdır, antrenmanlıdır. Bilirsin, değil mi? Ben seni yağla banla besledim kızım. Telef olursun şuralarda. Ferhat! Koş koş! Ferhat! Gel! Durun durun ya! Hadi Ferhat! Ferhat. Bu ne hal be Ferhat? Aa, hakikaten kendilerini zincirlemişler şıpçak ya. Yapmayın Ferhat, vazgeçin. Aslanım benim be. Çok kural bir numara bulmuşsun ha. Benim bile aklıma gelmezdi bu numara valla. Tebrik ederim. Numara falan değil ya. Çok ciddiyiz abi. Pembe abla kavuşmamıza izin verene kadar da açlık grevine devam edeceğiz. Eyvah eyvah. İyi saatli olsunlar. Bunlar çok ciddi usta. İyi de bu kıyafette girdin mi greve ya? Sorma be abi. Grevden önce almıştık işte, yeni ne yaparsın? Anam ikna olmazsa pazara kadar değil abi. Mezara kadar sürecek bu grev. Pembe. Pembe. Gel vazgeç şu sevdadan. Şu çocukların evlenmelerine müsaade et ne olur ya. Kıyma şunlara Pembe. Ya sen de bir anasın be. İç mi yüreği sızlamaz be. Hadi deli deli konuşmayın hadi. Numara yapar onlar. Görmez misiniz? Ama yemezler. Selim, Batoş, Ayşe. Neredesiniz? Hadi yürüyün eve gidiyoruz. Pembe. Akşam olup kes. Karınları acıkınca dayanamaz. Gelirler. Eve yürüyün hadi. Ya ya yapma Pembe. Hadi. Görürsünüz siz. Gel Sultan. Üf. Ya yemekleriniz durur öyle. Niye ellemediniz? Yesenize. Ye demesi kolay. Sen niye yemezsin? Ne yapayım be? Ferhat'la Sultan ayazda aç açına beklerken boğazımdan geçmez ki. Benim de. Kız ona sen ye bari be. Yavrularım orada aç dururken ben nasıl yerim be? Yanlışım varsa düzelt abla ama saat 8 oldu hala gelmedi Sultan. Anne karnı acıkınca gelecekti Pembe abla. Gelecek. Göreceksiniz. O kahvaltıyı gayet mühkem yapmıştı kızım. Ondan gelmedi. Şimdi bir iki saat sonra göreceksin. Oradan girecek, böyle süttüre süttüre gelecek, merak etmeyin. Aşk karın doyurmaz. Kız Pembe abla darılma ama gerçekten çok insafsızsın be. Konuşma kız sen, dış kapının mandalı. Vallahi heyheylerim tepemde, alırım seni ayağımın altına. Tamam be abla, bize niye kızıyorsun Allah Allah? Sus sen de. Delirtmeyin beni. Hadi hazırlanın. Meyhaneye çalmaya gideriz. Deli midir nedir ya? Sultan'a üzülür, acısını bizden çıkarır. Var ya Fatoş, ablam olmayacak var ya şöyle bir tane. Sallama be, yürü. Hadi, hadi. Allah. Ne demek Ferhat yok? Hadi Ferhat yok anladık. Daha önce de ekti bizi. Sultan nasıl olmaz be? Anam şöyle olmuyor. Mesela diyelim, çok önemli bir iş çıkar. Lafın gelişi mesela, anarşik bir arkadaşına uyar. Açlık grevine gitmesi gerekebilir. O zaman yani oraya gitmiyorsa burada olmuyor. Mantıken yani tabii bir insan. Mesela diyelim. Deli deli konuşup beni delirtme be kadın. Müşteri buraya dansöz seyretmeye geliyor. Nerede dansöz? Batıracak mısınız beni ya? Ya çok doğru dersiniz patroncum. Hadi bakalım Pembe, ayıkla pirinci taşını. Sinir yapma aslanım. Dansöz mü lazımdır? Sen o koca kafana takma anam, hallederiz. Halleder misin? Nasıl? Ya bir şekilde halledeceğiz artık. Canım benim. Sevgili misafirlerimiz, şimdi de huzurlarınızda Orta Doğu'nun en büyük rakkasisi, meşhur Beyrut dansözü Zennübe'nin marisi, oryantallerin kraliçesi Pembe! Alkış! Alkış!
yine masaları devirdi. Ya Gacı, bütün bayağıyı kafamıza indireceğim be. Ya daha söz bir belediye yıkım ekibi mi belli vallahi. Ay Beybe abla, Beybe abla, Beybe abla kız boynuttu. Ay dur. Pepeciğim gel bana oyna. Bak sana spali yapıştıracağım. Spali? Ah canım. Eda olsun sana. Yolla ola spali. Etemedi pembe, etemedi. Bana oyna. Para yapıştıracağım. Bak, gel. Bak pembe. Paralarımı yapıştıracağım. Bozuk paralarımı yapıştırırsın bana. Niye öyle diyorsun pembeciğim? Bunlar para değil mi ya? Yeni caminin önünde mi topladın? Allah'ın dilencisi. Çekil şuradan. Etenine bayılayım. Bayıl bana. Ete. Bana. Bayıl bana. Oh, bayıl yapıştır. Bana pembeciğim. Bayıl bana. Oh. Yapıştır etim. Ay. 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 Kırdın mı kaseyi pembe? Ay. Bebe abla. Kalk kalk. Ay. Kıymet bilmez yok, yüzüze. Asena gibi kalacağım ben be. Yuh sizi be. Çekilin lan şuradan. Çok üşüdüm be Ferhat. Ayazda kalmış bir döndüm ya. Dur Şahin'im dur. 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 Şunu şöyle... sırtına alalım. Heh. Şimdi üşümüyorsun değil mi Şahin? Ya ben üşümüyorum ama şimdi sen üşürsün. Yok Şahin, ben üşümüyorum ya. Nereden çıkardın üşümeyi? Ya Sultan, yani hiç güleceğim yok da. Ya uydurma be. Soğuktan tir tir titresin, dişlerin birbirine vurur be. Bu kadar belli oluyor mu ya? Gel. Bu işe kalkıştığımız için pişman mısın Şahin? Hiç pişman olur muyum be Ferhat? Çok iyi yaptık. Anam bizim ne deli olduğumuzu görsün de izaya gelsin artık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Misafir kabul ediyor musunuz gençler? Hoş geldiniz abi ya. Üşürsüz diye size battaniye getirdik. Çok iyi ettiniz ya. Gel getir abi. Abi üstüme kapadın ya. Titrer bunlar diye. Ya Ferhat kalkın eve gidelim. Allah korusun zatürreye mağdurye olacaksınız burada be. Niye böyle yaparsınız? Niye üzersiniz bizi be? Melekşe doğru der be Ferhat. Kalkın gidelim. Sıcacık evde uyuyor da. Sabah erkenden gene gelirsiniz buraya. Ya kimsecikler görmez sizin eve geldiğinizi be. Hem çorba morba içersiniz evde. Ya pembe kaçısı nereden bilecek sizin buradan kaçıp geldiğinizi? Yapmayın. Ne olursunuz ya. Biz bu açlık grevi işinde çok ciddiyiz hala. Kesin kararlıyız. Anam evlenmemize müsaade edene kadar ne buradan kalkacağız, hı-hı, ne de ağzımıza bir lokma bir şey koyacağız. Allah'ım sen bunlara akıl fikir ver ya. Delirmiş bunlar be. Yapmayın ya. Böyle bir günde bize destek olacağınıza tutup köstek oluyorsunuz ha. Madem çok ciddisiniz, o zaman bizim size destek olmamız lazım. Heh, bir deli de bu. Ne yapacağız? Biz de mi oturup açlık grevi yapacağız? Oldu. Mahallecek açlık grevi yaparız artık. Ya Menekşe hemen kızma, bir dinle ya. Biz açlık grevi yapmayacağız. Ferhat da Sultan'ın bu grevini herkese duyuracağız. Gazeteleri, televizyonları arayacağız. Çok iyi fikir be. Gelsinler, çeksinler bu çocukların durumunu. Bütün Türkiye'ye göstersinler. Pembe üzerinde bir kamuoyu baskısı yaratırsak, pembe hemen yola gelir. Çok iyi fikirmiş be abi. Hakikaten be, mutlaka yapalım bunu. Yapalım. Ha? Bu açlık grevi bir an evvel bitsin. Ben dayanamıyorum artık. Vallahi bak, siz yemiyorsunuz diye vallahi ben de yemiyorum ya. Eridim bittim be artık ya. Vah vah vah. İyi de ipliğe dönmüşsün be Melekşen. Zafiyet geçiriyor, zafiyet. Yazık. Dalga geçmeyin be. Vallahi eridim bittim ya. Şuraya bak, karnım bile gitmiş be. Merak etmeyin, getireceğiz gazeteciyi. Tamam abi. Günaydın abla. Günaydın Pembe abla. İnanır mısın sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Sersem gibiyim. Uyuyunca sanki çok akıllı oluyorsun. Uyanınca da gene aynı sersem oluyorsun. Hiçbir şey değişmiyor. Maşallah yani bayağı bir istikrarın vardır. Uykusuzluktan perişan görünüyorsun Pembe abla. Sultanı düşünmekten senin de uykun kaçmış değil mi? Ne alakası var kız? Benim kazım vardı hafif ondan uyuyamadım. Hem ben o hırsız sultanın anasını düşünmüyorsa yani kalkıp gidip ben mi onu düşüneceğim? Abla bırak bu inadım inat ayaklarını. Gel sultanın dediklerini kabul et ya. Yazık değil mi kıza? Gece ayazlarda aç bir ilaç dışarıda yatar. Sen
Sen hakikaten şimdi sultanın sokakta mı yattığını sanıyorsun? Yani onlar geceden oynağın evine damlamışlardır. Orada yemişlerdir. Orada yatmışlardır oğlum. Sen inanma. Doğru ya. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Akıl beyin yok ki anam sende gelsin. Oyun oynarlar bana, anlamadınız mı? Bu saate kadar hala uyuyorlardır oynağın evinde. Pireler uçuyordur. Sevgili seyirciler, şimdi sırada hiç alışık olmadığımız bir açlık grevi haberi var. İstanbul Cennet Mahallesi'nde birbirini deliler gibi seven iki genç ailelerini ikna edebilmek için açlık grevi başlattı. Evet, açlık grevi yapıyoruz. Gerekirse bu orada ikimiz de ölmeye hazırız. Şimdi nani yedik. Anam beni o zengin bakkalla evlendirmekten vazgeçsin. Ferhat'la kavuşmamıza izin versin. Yoksa sonuna kadar bu açlık grevine devam edeceğiz. Yani aşk için gerekirse ölürüz mü demek istiyorsunuz? Evet, aşk için ölürüz. Sezen Aksu'nun da dediği gibi aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Ne güzel konuşuyor içineci. Yet, bak yetmiş beş bir yürü kandıracak. Çal oğlum kapıyı, çal. Kapı çalıyor ana, bu saatte kim geldi? Kalk kız bak, kalk, kalk hadi. Ana, hep beraber gidelim. Ana maşallah. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Buyurun. Sultan nerede Pembe abla? Şeyde. Nerede? Şeyde oğlum. Hı. Şehirine gittiydi yani yukarıda. Yukarıda. Fatır. Kızım söyle Sultan ablana. Mustak Bey kocan geldi de aşağıya da diye geldi. Sultan'a mı söyleyeyim Pembe abla? Ha Sultan'a söyleyeyim. De ben Pembe abla. Sultan bakana kadar gitti. O gelince artık söylerim ben, değil mi? Bakanım, şansa bak, görüyor musun? Bakkala gitmiş. Gerçekten. Demek gitti, hemen gitti. Hiç boş numara yapma hanım. Biz her şeyi izledik televizyonda. Senin kız sevdiği oğlanla birlikte açlık grevi yapıyor. Öyle mi yapıyormuş? Hay Allah. Anam benim niye haberim olmadı? Demek ki bakkadan oraya geçti. Bak tabii, yeni tabii, geçti. Tabii. Onun için yani ben fark etmedim. Biz söz atmaya geldik Pembe abla. Ben esnaf adamım. Böyle şeylerde adımın geçmesi bile bana zarar verir. Kusura bakma. Oğlum, evladım niye vazgeçiyorsun? Kaporon yanar sonra. Yanarsa yansın. Yürüyün anne. Gidiyor anam civan gibi olan. Oğlum, dur gitme. Oğlum, dış mikrakların şeyine gelme kazın o çocuğum. Çocuğum, çok kıymetli zincirleri oğlum. Gitme oğlum. Aman gitti be. Allah'ın bakkal parçası ne olacak? Sana kız verende kabayat. Nereye kadar sürdüreceksiniz bu açlık grevini? Pembe ablaya bağlı. Ya düğüne kadar ya mezara kadar. Buna Pembe abla karar verecek. Aileleriniz düşmanmış. Pembe Hanım bu yüzden evlenmenize müsaade etmiyormuş. Yalan. Romanız biz. Bizim kavgamız gürültümüz tülbent kuruyuncaya kadar. Sonra yine hep birlikte göbeci kadar her bir şeyi unuturuz. Kin tutmayız. Pembe abla sultanı zengin kocaya vermek ister. Ama aşkımızın paradan üstün olduğunu ispat edeceğiz ona. Sevgili seyirciler, muhabirlerimiz şimdi de aşıkların kavuşmasına izin vermeyerek ülkenin gündemine bomba gibi düşen olay kaynana Pembe'nin evinin önünde. Sıcak gelişmeler için olay yerindeki muhabirimize bağlanıyoruz. Sevgili seyirciler, şu anda olay kaynana Pembe'nin evinin önündeyiz. Kendisiyle konuşmaya çalışacağız. Ben para düşkünü olduğunuz sultanı zengin bir kocayla evlendirmek istediğiniz doğru mu? Anlatıldığı kadar zalim misiniz? Kötü bir çocukluk mu geçirdiniz? Çocukken hayvanlara işkence yapar mıydınız? Yapmıştır, yapmıştır. Hitler hayranı olduğunuz doğru mu? Bak, hepsi doğru anam. Bilir misiniz ki siz ayrıca Amerika'daki ikiz kuleleri ben patlattım. Irak'a ben saldırdım. Korsan Sidi işini de ben başlattım. Üzerime yıkacağınız başka şey kaldı mı ha? Ha kaldı mı? İnsafınız yok mu sizin? Ben. Yargısız infazı bırakın ben. Da beni dinleyin. Anayım ben de. Hangi ana kalkar gider kızının mutsuzluğunu ister, hangi ana? Soruyorum, soruyorum. Safatoş sordum. Sana şimdi ben.
bu sefil mahallede aç ve susuz yaşadım. Bir gün yemek bulduysam anam öbür gün bulamadım, değil mi kızım? Bak duygu sömürgesi yapar ha. Şimdi ben kalkıp kızımla aynı benim sefil hayatı paylaşmasını ister miyim? Afatoş benim gibi bulduğunda tok, bulamadığında aç yaşamasını ister miyim? Analar, bacılar, siz de anasınız, sizin de çocuklarınız var be. Allah için şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Söyleyin ana, siz ister misiniz? Ha? Abla sen göz göre göre çocuğunu kalkıp ateşe atmaya gönlün ister mi? İstemez. Hayır, hayır. Pembe, yani seni tanımasam oturup hüngür hüngür ağlayacağım be. Ağlıyorsunuz zaten komiserim. Ne ağlaması be? Gözüme toz kaçtı da onun için böyle şey oldu. Evladı olmayan böyle bir psikolojiyi bilemez. Ya yüreğim el vermez. Açlık grevi mi yapıyorlarmış? Yapsınlar. Dahi neden fazla kilolarından kurtuluyorlar? Fazla kilolarından kurtulmuş oluyorlar. Haydi anam şimdi naş. Herkes işine yürü. Haydi haydi yürü içeri yürü. Allah cezanı vermesin be. Bak gördünüz mü ablalar abiler. Bakın dedim benim yüreğim yanar orada grev yapar. Yüzümü çek ondan sonra onlar orada açlıktan ölürler. Ben burada kahrolurum. Bak gördünüz mü ablalar abiler. Bakın dedim benim ya ben daha ne diyorsun? Hı Allah seni belanı vermesin be. Çek abim çek. He sesim geliyor iyi değil mi ha? Allah cezasıdır. Ben başka bir şey diyemem size. İçim yalıyor içim. Çok güzel konuştun be abla. Herkes çok duygulandı. Yanlışım varsa düzelt ama politikacı olacak kadınmışım vallahi. Yacılık istemez. Bak oğlum, bu iş iyice çığırında çıktı. Ama ben o Sultan'la Ferhat'ı nasıl yola getireceğimi iyi bilirim. Gel kız benimle mutfağa. Tamam Fehmi abla. Selim, dik dur. Sen de hazırlan, grev kırmaya gideceğiz. Seve seve abla. Kızım. Ah canım. Kızım, canım, anam, bak anam, bak 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 bak, sen tavuğu seversin kız, bak. Sen seversin kız, budu ha, vallahi, ye kız. Ama bir de tadına bak ha, anam bir ölümlü gittidir ki o. Şansıra ülkenin en lezzetli tavuğunu gidip almışız maşallah. Şahanem, sakın ha kendini koyuverme. Bizim açlık grevimizi baltalamak istiyor. Oyuna gelmeyin. Ya kıza ne yapma ya? Benim grevim bu şekilde baltalayamazdı. Kız aşk olsun. Sen gene grevini tut. Allah kabul etsin. Ben sadece canın çekmiştir diye uzattım. Ferhat. 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 Anam bak sen. Baklavayı seviyorsun. Bak, bak, bak. Bak, fıstıklı Antep baklavası. Şerbetini kendi ellerimle döktüm. Nasıl da kıtır kıtır bir bilsek. Hani insan ağzından yeriyor. Bir daha yeriyor. Kokuya bak be. Yer misin? Kendine gel. Grev bulacaksın. Ye. Fehmi abla, çok rica ederim. Lütfen şunu çeker misin? Şimdi sen bu fıstıklı yağ yeni dökülmüş kıtır kıtır ağza konunca eriyen bir dilim baklavayla beni kandıracağını mı sanıyorsun ha? Evet. Evet. Doğru sanmışsın. Kandırdın. Ama sen dua et sultan yanımda. Ne yaparsan yap senin bu Bizans oyunlarına gelmeyeceğiz. Gelmeyeceğiz. Bak. Bak koy kız. Şöyle foşur diye ses çıkarıyor anam. Tadı da iyidir. Vallahi insanın içi gidiyor anam. Pembe şaşırma sabrımızı taşırma. Pembe şaşırma sabrımızı taşırma. Sıklı durma. Pembe şaşırma. Kız yetene. Gözlerinin içine baka baka yiyin ipleri gitsin. Erim, erim erişiler. Bakma, bakma Şahane.
Ula tam açlık grevine gidecek zamanı buldun. Gördün mü bak. Ha. Baklayı da yaptım. Dolma. Dolma ne güzeldi. Al şunu. Meyve baba. Bir güzel, bir güzel. Aç kızartın. Oh. Bir güzel, bir güzel. Sevenleri ayırma, pembe. Sevenleri ayırma, pembe. Sevenleri ayırma, pembe. He, postacı geliyor be. Ayırma. Aha. Bunlar ne baba? Buyur abi. Taraflı sultana mı geldi bunlar? Evet abi. İşte budur ya. İşte bu ya. Türkiye'nin dört bir köşesine geldi bu mektup. Hadi hepsi burada. Taraflı sultan kavuşsun artık birbirlerine. Aa, aa. Aa. Abi Fransa'dan gelmiş. Sevenleri ayırma. Sevenleri ayırma. Burayı çekin, burayı. Bizim iktidarımızda öyle değil efendim. Şimdi fukaralık o kadar yaygınlaştı ki insanlar parasızlıktan sevdiklerine kavuşamıyorlar. Televizyonlarda görüyoruz. Cennet Mahallesi'nde iki genç birbirlerine kavuşabilmek için açlık grevi yapıyorlar. Vatandaş ne hale geldi görüyor musunuz? Söz veriyoruz, biz iktidara geldiğimizde birbirini seven herkesi evlendireceğiz. Sizin buraya çağırmamın nedeni bu iş haddinden fazla uzadı. Meclise kadar gitti. Bütün memleket bu meseleyi konuşuyor. Oo. Bu işi artık bir dur demek lazım. Komiserim, anam açlık grevini yapan ben miyim? Grevi yapanlar orada. Ha git onlarla konuş. Bırak şimdi laf ebeliğini pembe. Sen sultanı Ferhat'a verirsen bu işte tatlıya bağlanır. Ben öyle el karnı acıkana bir şey mi vereydim? Vay benim halime. Elimde de avucumda da bir şey kalmazdı değil mi komiserim? Yapma be pembe. Çocuklar eridiler bittiler be. Göz göre göre ölüme giderler be. Ne olur pembe abla be yeter artık inat etme be. Ya gel olur değil bu işe pembe. Hep sevenleri ayırmak günahtır derler. Duymuyorum. Duymuyorum. Sus. Susun. Bana bak. Beni delirtme kadın. Hiç mi üzülmüyorsun bu çocuklara be? Komiserim, zaten üzüldüğüm için ayak diretirim. Varsın anam iki gün grev yapıp aç kalsın. Kabul. Ama sultanı Ferhat'a verirsem ömür boyu aç kalacak. Şimdi sen olsan benim yerimde hangisini yapardın? Ha? Ha, ya cevap yok. Cevap yok. Çıkın dışarı hadi. Hadi. Dündür. Bugün bugündür. Dün dündür, bugün bugündür. Bu iş Avrupa Birliği müzakereleri gibi çıkmasa girmiştir arkadaşlar. İmkanı yok, sonuç alamayız. Ya aslında Pembe ablanın sözünü dinleyecek odaman birini çağırsak. Ha, gelse Pembe ablayla konuşsa bu iş çözülürdü şimşek. Komiser baba geldi konuştu oğlum. Onu bile dinlemedi. Ne diyorsun sen ya? Yok arkadaş. Pembe de bu katır inadı olduktan sonra değil komiser baba reisi cumhur gelse ava. Reisi cumhur mu dedin? Fena fikir değil aslında ha. Yani şimdiki olmasa bile eski bir cumhurbaşkanı arasa pembeyle konuşsa. Hadi canım sen de kafa mı buluyorsun bizle? Delirdin mi Mehmet'in? Hangi cumhurbaşkanı gelir de pembeyle konuşur? Mesela Süleyman Demirel. Yok, kıratın bale papucu artık. Sen Demirel'i getireceksin, pembeyle konuşacak, iknacık öyle mi? Oldu canım başka. Hemen olmaz demeyin kardeşim. Ben Demirel'in kendisi gelecek dedim mi? Ne dersin Mehmet Er? İyice kafamız karıştı. Ya benim bir arkadaşım var mukallit. Taklit yapıyor yani. Kendisinden rica edeceğim. Telefonda pembeye Süleyman Demirel taklidi yapacak. Ha?
Pembe babanın sesini duyunca hemen yelkenleri suya indirecek baba. Vay çakal vay. Hemen çağır şu arkadaşını be Beden. Çağırayım mı? Tamam. Rıza gel benimle. Hadi. Hadi. Vay. Ha geldim. Buyurun canım. Pembe Hanım'ın malikanesidir. Kızım Pembe. Nasılsın bakayım kızım? Binaenaleyh iyi misin? Ana bu ses. Bu ses. Baba. Babacığım. Ay canım vallahi bak ben seni şey kendi babamı özledim de tatilde şimdi dönmesi yakın onu sandım ha. Ha canım söyle. Ha. Benim kızım ben heyecan yapma. Binaenaleyh heyecan kalbini pırtlattı çocuğum. Babacığım yani Süleyman amca size baba diyebiliyor muyum? Yani bir de kanım şey oldu yani kaynadı. De kızım de. Binaenaleyh ben hepinizin babasıyım. Aksini düşünen abesle iştigal ediyor demektir. Kim arıyor abla? İnanmıyorum. Koskoca Süleyman Demirel baba arıyor beni be. Aa! Yok ya. Allah Allah. Buyurun babacığım. Pembe kızım şu Ferhat'la Sultan'ın olayı gördüm. Fevkalade müteessir oldum çocuğum. Ben de. Sorma yani. Yani ben de aynen o dediğinden oldum. Gel bak. Gerçekten de oldum. Şimdi bu olay büyürse memlekette huzur ve rafa ortamı riske girer Pembeciğim. Girer. Binaenaleyh sen bu kızı bu kara oğlana ver. Tamam mı kızım? Şimdi baba bak ben nasıl vereyim ben şimdi oğlanı şimdi kızı nasıl vereyim yani o oğlan çulsuzun teki anam. Oğlan dün çulsuzdu Pembeciğim. Şimdi bugün arkasında ben varım. Binaenaleyh dündündür bugün. Tabii baba tabii ki dündündür bugün. Ferhat'a iş bulacağım zengin yapacağım kendisini. Ay Allah kurban olsun sana Pembe. Sen madem ki Ferhat'ı zengin yapıyorsun. Ha ben de verdim. Ha. Verdim baba. Allah. Koca cüm baba benden geldi kız istedi. Hemen inanın. Ya. Helal olsun sana Mehmet. Dur yüzlerinden öpeceğim. Oh. Çok tatlı ettim. Yani sen bu işi bitirdin ya. Artık düşmanın değilsin benim. Kralsın Mehmet Er. Rica ederim abi. Asıl Sinan'a teşekkür edelim baba. O halletti meseleyi. Yok canım. Yoksa ben ne yaptım? Çok güzel baba. Büyüksün. Asıl nasıl hallettin ya? Emirel Bey'e teşekkür etmek lazım. Adı bile yetti krizi çözmeye. Abi, acayip ya. Acayip taktı. Açlık kremini bitirdik be. Koş gel koş. Anlatırım ben burada. Çok büyüksün. Hadi bekleyin. Mükemmel oldu. Abi, Sultan, Ferhat. Onların emrinizi müsaade ettili. Gözünüz aydın be. Aa, ne diyor bunlar Şahin'im ya? Pembe abla evlenmemize müsaade mi etmiş? Açlık başımıza mı vurdu be Ferhat? Hayal görmeyiz. Hayal mi? Değil kızım, hayal değil. Seni Ferhat'a verdim. Bir yastıkta kocayın inşallah. Durduk yerde nasıl oldu bu? Ne durduk yeri be abi? Süleyman Demirel aradı. Sultan o istedi. Abi. Süleyman Demirel mi? Ferhat görür müsün? Ne biçim kamuoyu oluşturmuşuz ya, be. Boşuna baba dememişler adama. Hemen babalığını gösterdi. Oğlumuz olursa adını Süleyman koyarız yani. Çöz ulan şunların zincirlerini. Tamam ben çözerim abla. Ferhat! Tebrikler kardeşim aslanım be. Pembe vermişsin sultanı. Duyduk acayip sevindik vallahi. Beter. Beni telefonla kim aradı? Hayatta bilemezsin. Kim aradı? Kim? Süleyman Demirel aradı. Yapma ya hayatta inanmam. Ne diyor bu ya? Yeminle lan. Telefonda sultanı istedi benden. Ferhat'a da iş bulacakmış, zengin yapacakmış onu. First lady oldum dünür. Yani first lady oldum. Vay be. Oh be. Artık oldu. Duydunuz mu millet? Pembe Süleyman Demirel aramış ya. Oo, yapma ya. Aman,
seyirciler, bir hafta süren açlık grevi meyvesini verdi ve çılgın aşıklar Sultan'la Ferhat nihayet birbirlerine kavuştular. Şimdi onların düğününden canlı yayında sesleniyoruz sizlere. Şişt, oğlum beni çek beni anam. Ha, altına meşhur kaynana pembe yaz. Parantez aç, first dinner yaz anam. Baba, anam bak ben sözümü tuttum. Tuttum kızı verdim ha. Sen de sözünü tut ha anam. Ha. Sultan Hanım, nihayet sevdiğinize kavuştunuz. Mutlu musunuz? O kadar mutluyum ki. Yani bu kadar salakça bir soruyu ciddiye almayacak kadar mutluyum. Allah seni ne yapmasınlar. İnsan sevdiğine kavuşunca mutlu olmaz mı hiç? Dünyalar onun olur. Soru mu seninki? Biz birbirimizi çok sevdik. Biz bu aşk için her cefaya katlandık. Şimdi emeğimizi karşılığını alırız. Allah'tan dileğim birbirini seven bütün insanlar barışsın. Yani yaşama kavuşsun. Ferhat. İnşallah ben de sana kavuşurum be pembeci. İnşallah ben de sana kavuşurum. Ne yapıyorsun bize? Yedik canım. Yanar dedi. Hayvanlar demedi. Dile yapışırsınız be yanaklarıma. Öyle mi baba? Canım. Verdim kızım valla. Verdim. Süleyman baba. Hop hop hop. Usta. Usta dur usta. Usta dur ya. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun minibüsün önünde? Garfield gibi yapışacaksın cama olacak. Usta haber çok önemli ya. Sultan'la Ferhat evleniyormuş abi ya. Onlar açlık grevi yapmıyor muydu oğlum? Ne evliliği? Sorma usta ya. Betere'yi bir mukallit bulup getirmiş. Telefonda Demirel taklit yapıp Pembe ablayı keklemişler. Pembe abla da Demirel benden kız istedi deyip Sultan'ı verdi. Ne diyorsun oğlum sen? Ben bu evliliğe müsaade eder miyim? Kim bu mukallit? Nerede oturuyor? Ben bilmiyorum usta. Betere'nin arkadaşıymış. Rıza abiyle beraber gittiler. Korkma, uyna, uyna. Uyna, uyna. Uyna, haydi. Artık biz tabiimiz. Sonra biz telefonda Demirel taklidi yapınca Pembe hemen ikna oldu abi. Vay be. Var ya, bizim bir hafta aç kalarak yapamadığımızı sen bir telefonla yaptın be abi. Aynen öyle koçum. Vay be. Ya üzülsem mi, sevinsem mi karar veremedim abi he. Acayip bir durum valla. Neticeye bakma Ferhat'ım, neticeye bak, neticeye. Kaptı mı gönlünü sultanını? Gerisi boş. Eğlenelim. Hadi coşalım. Kız anam, anam artık bir bu mahallede durmam. Babayla dünür oldum ulan. Koskoca cumhurbaşkanının dünürü bu mahallede oturacak değil ya. Doğru dersin bebe. Artık günün sokağa taşınırsın sen de. Tabii ulan. Pek de severim o mahalleyi ya. Artık orada giderim fevkalade. Güzel bir sokaktır anam. Gıcıya bak be. Babayla konuştuktan sonra iyisi be. Anam telefon çalıyor. Alo buyurun. Pembe, binaenaleyh Pembe baba. Nasılsın bakayım mısın, iyi misin? Anam baba arıyor baba. Ala tokmak kes lan baba kes. Arıyor ha. Sus, susun. Baba. Ne olur be? Baba, nasılsın canım? Konuş, tamam. Yoksa çizerim tamam. Vallahi. İyiyim kızım. Çok şükür sultanı verdin Ferhat'a değil mi kızım? Fevkalade güzel bir haber bu. Geç. Verdim baba, verdim. Vallahi başlık parası bile almadım baba. Binaenaleyh'in beleşe verdim yani gittik. Çok güzel yapmışsın Pembe kızım. Fevkalade güzel olmuş. Lan baba, anam senin sesi çok yakından geliyor. Çok yakın Pembe abla. Hemen arkandayız. Anam baba geldi. Durun, durun. Ulan Rüstem, kim lan bu? Baba nerede? Pembe. Tanıştırayım. Adamın biri işte ya. Dinleme sen onları. Gel gel, düğüne devam edelim. Dur sen bakayım, çekil şurada bakayım. Kimmiş bu? Görelim bakalım kimmiş bu. Dur bakayım bir. Tanıştırayım. Pembe abla, Süleyman Demirel. Demirel mi? Baba. Sen maşallah çok gençleşmişsin anam, o saçların da çıkmış. O geriye yaşlanma antiyecik bir ne diyorlar, ondan mı yaptırıyorsun? Gencecik olmuşsun maşallah. Ya Pembe abla saçmalama ya. Ne Demirel'i? Mukallit, mukallit, taklitçi. Beterin kankası. Telefonda seni kandırmışlar. Konuş. Bir konuş. Konuş. Bir yerle kandırdık seni Pembe kızım. Fevkalade yanlış oldu tabii. Hakikaten de taklitçiymiş.
Baba baba derken lan babalara geldim. Ben desenize gel abi ya. Babe yaptır yanlış anladın babe. Kim ulan Betiri? Bırakın lan Betiri. Bırakın sizi. Bu kim işte paralı yedim. Bu kim elinde kaldım. Bu aşa mı lan seni? Bu aşa mı lan? Kadın babalara gelin. Gelmeyin lan ne bırakın. Sultan. Sultan. Sultan bırakın ya. Ay. Kartukala maçtı piri var, usta piri var, maçtı tovala.